Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. İsrail'in Hamas'a karşı Gazze'de başlattığı operasyon 4. haftasında. Ölü sayısı her geçen gün artıyor. İsrail bugün kısa süreli 4 saatlik bir ateşkes ilan etti. Ancak ateşkesin hemen öncesinde Gazze'de Birleşmiş Milletler tarafından yönetilen bir okula İsrail tank mermileri isabet etti. Bu arada bayramı bombardıman altında geçiren Gazze halkı bir yandan gıda stoklarken diğer yandan yerle bir olan evlerinin ardında bıraktığı yığınları temizlemeye çalışıyor. Amerika'nın Sesi muhabiri Scott Babb'ın haberi. Gönüllüler gece boyunca devam eden İsrail bombardımanının ardından Gazze'deki El Amin Muhammed Camisi'ni temizliyor. İsrail, Hamas'ın camiyi silah deposu olarak kullandığını söylerken semt sakinleri bu iddiayı yalanladı. Saldırıda Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evi de yıkıldı. Ev boş olduğu için can kaybı olmadığı bildirildi. Öte yandan semtin sokaklarında oynayan 8 Filistinli çocuğun öldüğü kaydedildi. Füzelerden biri Nidal El Derbi'nin evinin önüne düşmüş ve şarapnel parçaları etrafa yayılmış. Bayramın birinci günüydü ve yaklaşık 30 çocuk sokakta oynuyordu. Bir anda bomba düştü. Bu çocukların İsrail'i tehdit etmesi mümkün mü? Gördüğüm tabloyu tarif etmem imkansız. Patlamayı duyan Bazil Miktat dışarı koşmuş ve yere yığılan kardeşi Muhammed'i görmüş. Patlamadan sonra kardeşimi buldum. Ölmek üzereydi. Bana kalbinde bir şey olduğunu söyledi. Kalbine baktım ve dışarı fırlamış olduğunu gördüm. Ona korkmamasını, iyileşeceğini söyledim. Patlamada çocukların yanı sıra iki yetişkin de öldü. İsrail, füzenin Hamas tarafından atıldığını söylese de Gazze'liler buna inanmıyor. İsrail saldırılarında balıkçı limanı, bir hükümet binası ve şifa hastanesi de vuruldu. Gazze halkı saldırılar karşısında çaresizlik hissettiklerini ancak bu hissin onlara daha fazla direnme gücü verdiğini söylüyor. Ayşegül Simit, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington, Ukrayna'daki ayrılıkçılara destek veren Rusya'ya enerji, maliye ve savunma alanında yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı. Yaptırımları kamuoyuna açıklayan Başkan Barack Obama, son yaptırımları 298 kişinin öldüğü Malezya yolcu uçağının Ukrayna üzerinde vurulmasıyla ilişkilendirdi. Amerikalı uzmanlar Ukrayna üzerinde düşen yolcu uçağının Rus yapımı bir füzeyle vurulduğunu ve füzeyi Moskova yanlısı ayrılıkçıların attığını düşünüyor zira. Benzer bir yaptırım kararı da Avrupa Birliği'nden çıktı. 28 üyeli birlik Rusya'ya silah ambargosunun yanı sıra petrol ve savunma sanayilerine bazı teçhizatın satılmasını yasakladı. Bu arada yaptırımlar açıklandığı sırada Ukrayna Dışişleri Bakanı başkent Washington'daydı. Bakan Rusya'yı bir kez daha Ukrayna'ya savaşçı ve silah göndermekle suçladı. Başkan Barack Obama, Rusya'nın enerji, bankacılık ve savunma sektörlerini hedef alan yeni yaptırımların, Moskova'nın Ukrayna'daki yasa dışı eylemlerinin sorumluları üzerindeki baskıyı güçlendireceğini söyledi. Bu şekilde olmak zorunda değildi. Ancak bu yolu Rusya ve özellikle de Vladimir Putin tercih etti. Ancak hala başka bir seçenek daha var. O da gerginliği azaltmak ve soruna diplomatik çözüm arayanların yanında yer almaktır. Avrupa Birliği Rusya'nın en büyük ticari ortaklarından ve birçok Avrupalı lider Moskova ile ilişkileri bozmak istemediği için yeni yaptırım kararı büyük önem taşıyor. Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkileri kesmeme konusunda haklı kaygıları olan Avrupalıların bile yeni yaptırım kararı aldığına tanık olduk. Bu da bize Avrupa'nın verdiği sözlerle yaptığı işler birbirini tutmayan Putin'e karşı sabırlarının tükendiğini gösteriyor. Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptırımların sonuçsuz kalacağını öne sürdü. Bazı ekonomik konularda karşılaşacağımız zorlukların üstesinden mutlaka gelecek ve hatta bu sayede daha bağımsız ve kendi gücümüze daha çok güvenen bir ülke olacağız. Bu arada Doğu Ukrayna'da çatışmalar devam ediyor. Amerika uydulardan aldığı görüntülerin Rus toplarının Ukrayna'ya ateş açtığını gösterdiğini söylüyor. Rusya iddiayı reddediyor. Washington'da bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin dün Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'e Rus ateşine karşılık vermediklerini söyledi. Birçok kez teröristler sınırda konuşlanıp askerimize ateş açtı. Ancak biz durumu daha da gerginleştirmemek, uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarımızı ihlal etmemek için karşı ateş açmama konusunda çok hassas davranıyoruz. Dolayısıyla Rus topraklarına ateş açtığımız iddiası gerçeği yansıtmıyor. Kerry de Rusya'yı krizi uzatmakla suçladı.
Ruslar krizi gidereceklerini söylüyorlar. Ancak attıkları adımlar şiddeti sona erdirmeyi istediklerine dair tek bir kanıt sunmuyor. Bu yüzden de Rusya destekli ayrılıkçılar silah bırakmayı ve siyasi sürece katılmayı reddediyor. Kerry, Moskova'nın Ukrayna'daki etnik Rus azınlığın durumu ve ekonomik geleceği konularındaki haklı kaygılarını gidermek için soruna diplomatik çözüm bulma çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Göçmenlik Amerikan politikasında yıllardan beri çok tartışılan bir konu oldu. Ama konuya son günlerde gösterilen ilgi farklı. Geçmişte tartışma konusu Amerikan istihdam piyasasını tehdit eden göçmen işçilerken, şimdi konu Amerika'ya kendi başlarına gelen kaçak çocuklar. Çocuklar yasal statüleri netleşinceye kadar Amerika'nın çeşitli kentlerinde yerleştirildikleri tesislerde bekliyor. Amerika'nın Sesi muhabiri Araş Arabasari, başkent Washington çevresindeki tesislerde halkın nabzını tuttu. Ülkenin her yerinde Amerikalılar Orta Amerika'dan gelen yoğun çocuk göçmen akınıyla karşı karşıya. Yasalar çocukların mahkeme kararı olmadan sınır dışı edilmesine izin vermiyor. Ancak mahkemeler biriken binlerce dava nedeniyle yavaş ilerliyor. Amerika Sağlık Bakanlığı Washington yakınındaki bir tesisi bu çocuklardan bazılarına ayırdı. Ancak tesisin bulunduğu Prince William ilçesi yerel yöneticisi Corey Stewart durumdan memnun değil. Federal hükümet bu çocukların bölgemize yerleştirileceğini hiçbir zaman söylemedi. Bulaşıcı hastalık çıkma olasılığından kaygı duyuyoruz. Bölge halkı çocuklar konusunda bölünmüş durumda. Yakındaki bir süpermarkette bazıları yerel yöneticinin görüşlerini paylaşıyor. Bunlar gelmeden önce kimse bize sormadı. İtiraz etmeyebilirdim ama kimse bize bir şey söylemedi. Birden ortaya çıktılar. Bir sorun çıksa kim ilgilenecek? Sanırım demokrat hükümetimiz bu çocukları bize zorladı, bize sormadan buraya gönderdi. Bence daha çok göçmenlik sorununu toplu olarak ele almaktan kaçınmaya çalışıyorlar. Başkan ne isterse yapıyor. Nereden ne şekilde gelirlerse gelsinler bu çocuklarla ilgilenmek zorundayız. Çocuklar karantinaya alınır, sağlık kurumları durumlarıyla ilgilenir ve gerekli önlemleri alırsa bir kaygım olmaz. Şimdi artık buradalar. Gelmeleri önlenseydi tamam harika olurdu. Ama bu çocuklar artık burada ve biz de onlara yardım etmek zorundayız. Binlerce çocuk Amerika'dan sığınma hakkı bekliyor. Obama yönetimi bu çocukların geleceğiyle ilgili bir karar vermek zorunda. Yönetimin iki seçeneği var. Ya bu çocukları Amerika'ya kabul edecek ya da ülkelerine geri gönderecek. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Sıradaki haberimizle devam edelim. Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi 2016'da partinin başkan adayının açıklanacağı parti kurultayı için seçimini yaptı. Kurultay Ohio'nun Cleveland kentinde yapılacak. Cumhuriyetçiler şimdiden hazırlıklara başladı. Ayrıntılar Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünden Hülya Polat'ın haberinde. Amerika'da 2016 başkanlık seçimine daha 1,5 yıl var ancak siyasi partiler çoktan hazırlıklara başladı. Peki nedir bu hazırlıklar? En önemlisi kurultay hazırlıkları. Amerika'da her 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinden önce ülkenin iki büyük siyasi partisi olan Cumhuriyetçilerle Demokratlar, başkan adaylarını resmen belirlemek için ulusal kurultaylar düzenler. Amerikalı seçmenler başkan adaylarını kurultaylar aracılığıyla tanır. Republican National Convention in session and called to order. Bu kurultayların yapılacağı kentleri belirleme süreci de oldukça uzun ve bu seçim birçok kriter dikkate alınarak yapılıyor. Cumhuriyetçi Parti Yürütme Kurulu kurultayın yapılacağı kenti seçti. Henüz kesin değil ama kurultay büyük olasılıkla ya 28 Haziran ya da 18 Temmuz 2016'da yapılacak. Demokratlarsa kararlarını büyük olasılıkla 2015'te açıklayacak. Cumhuriyetçi Parti'nin 2016 kurultayı için seçtiği kent Ohio'daki Cleveland. Cleveland'ın rakibi Texas'ın Dallas kentiydi. Peki neden Cleveland? Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komisyonu Başkanı Reince Priebus'a göre bunun birinci nedeni Cleveland'ın bu kadar büyük bir organizasyonu kaldıracak altyapıya sahip olması. Yani kent pratik açıdan kurultay düzenlenmesi için çok uygun.
Son yıllarda kentte ciddi bir rönesans yaşandı ve Cleveland, konferans merkezleriyle büyük ilgi gören, aranan bir kent konumuna geldi. Kent ayrıca Amerika'nın ve dünyanın ünlü sağlık merkezlerinden biri. İkinci neden ekonomik. Cleveland, Ohio eyaletinin başkenti ve yerel cumhuriyetçi politikacılar ve iş çevreleri Cumhuriyetçi Parti'ye para toplamak için Cleveland'ın ideal olduğunu söylediler, yüz binlerce dolar toplama vaadiyle partiyi ikna ettiler. Bakalım bu beklenti ne oranda karşılanacak? Cumhuriyetçiler Dallas'ın daha zengin bir kent olduğunu ve konferans tesisleri açısından çok zengin olduğunu biliyor. Ancak Cleveland partiye daha çok seçmen çekmek için ideal bir mekan. Haziran ayında Dallas'ta kurultaya destek amacıyla 45 milyon, Cleveland'da ise 25 milyon dolar bağış toplandı. Cleveland, Amerika'nın en yoksul üçüncü kenti ve kurultaya ev sahipliği yapmaktan büyük maddi kazanç sağlayacağı kesin. 2012'de Cumhuriyetçi Parti kurultayı Florida'nın Tampa kentine 427 milyon dolar kazandırmıştı. Önemli bir neden de şu: Cumhuriyetçi Parti bu kez kurultayı Güney eyaletlerinden birinde yapmayarak lojistik ve stratejik bir kararla Cleveland'ı tercih etti. Çünkü Cleveland daha büyük bir çeşitliliğe sahip. Azınlıkların, farklı etnik grupların yaşadığı Cleveland, belki cumhuriyetçilere Güney eyaletlerinin koşulsuz destek ve rahatlığını vermeyecek. Ama partiye yönelik eleştirilere de bir cevap olacak. Cumhuriyetçi Parti özellikle azınlıklara, göçmenlere ve siyahlara uzak durduğu gerekçesiyle ciddi eleştirilere hedef oluyor. Cleveland çok büyük bir siyah seçmen grubuna sahip ve bu grup çoğunlukla demokratlara oy veriyor. Bir önemli konu da Ohio eyaletinin seçimlerdeki stratejik konumu. Başkanlık seçimlerinde Ohio, swing state yani başkanlık seçim sonucunu etkileyen önemli eyaletlerin başında geliyor. 1860 yılında Abraham Lincoln'dan bu yana Ohio'yu almadan seçim kazanan hiçbir cumhuriyetçi başkan çıkmamış. Cleveland Parti'nin kurultay için ileri sürdüğü ön koşullardan biri olan otel kapasitesine de sahip. Parti 16 bin otel odası koşulu ileri sürüyor, Cleveland'da da 17 bin otel odası bulunuyor. Bunların 5 bini kent merkezinde. Cleveland'ın Dallas'ın önüne geçmesinin bir nedeni de hava sıcaklığı. Hava sıcaklığı kurultayın yapılması beklenen Haziran ayında Dallas'ta 40 derece civarında oluyor. Oysa aynı günlerde Cleveland'da sıcaklık 30 derece dolayında kaydediliyor. Kurultay mekanı için tercihini yapan Cumhuriyetçi Parti, 2016 seçim kampanyası için şimdiden Cleveland'da çalışmalara başladı. Peki 2016 seçimleri için Demokrat Parti nasıl bir hazırlık içinde dersiniz? Demokratlar daha çok New York üzerinde duruyor çünkü aday olması beklenen eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton New York eyaletinde çok güçlü. Ancak Demokrat Parti Philadelphia, Cleveland, Columbus, Phoenix ve Birmingham üzerinde de duruyor. Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Debbie Wasserman Schultz, partinin kurultayın hangi kentte yapılacağı konusundaki kararını büyük olasılıkla bu yıl sonunda veya 2015 başında açıklayacak. Yaz aylarında yapılan parti kurultaylarından hemen sonra adaylar için 2 ay sürecek yoğun bir kampanya süreci başlayacak. Böylece resmen açıklanan Cumhuriyetçi ve Demokrat Başkan adayları ve yardımcıları 2016 Kasım seçimleri için kıyasıya mücadeleye girecek. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Bültenimizin sonuna gelirken Amerika'nın Sesi Türkçe yayınları hakkında bir küçük hatırlatma yapalım. Amerika'nın gündemini, Washington'daki son gelişmeleri ve dünya gündeminin en önemli maddelerine dair ayrıntıları Amerika'nın Sesi'nin deneyimli muhabirlerinin gözünden aktardığımız bu bültenimizin kaçırdığınız bölümlerine internet sitemizdeki yayın arşivimizden istediğiniz zaman ulaşabilir, kaçırdığınız bölümleri de izleyebilirsiniz. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimizi internette amerikaninsesi.com adresinde bulabilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek üzere, iyi akşamlar.